Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 11 Haziran Cumartesi İzmir Şirinyer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, günün ikinci programı İzmir Şirinyer'de ve 10 koşulu bir program var. Bayağı kalabalık bir yarış programı bizi bekliyor. Gündüz de Ankara'da yine önemli koşuların yer almış olduğu 9 koşulu bir program var. Her iki program da yayında arkadaşlar. Öncelikli olarak bunu belirteyim. Tabii akşamleyin, geceliğin de bir kapanış yarışımız Belmont Park'ta Amerika'da var ve çok önemli koşuların olduğu, bayağı açık yarışların bol olduğu bir program bizi bekliyor. Zengin bir program hatta. Onu da belirteyim. Yine çok üst düzey safkanları göreceğiz. Öncelikli olarak tabii ki Ankara ve İzmir var ve şimdi ben İzmir programıyla sizlerin karşısındayım. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen yarış programımıza başlayalım arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 16.45'i gösterirken şartlı 4-4 ve yukarı Arapların 1600 metrelik kum yarışına ilk startımızı veriyoruz. 2 ve 3'ün ekiri oldu bu yarışta. Ben önceliği mesafede oldukça iyi bir form yakaladım ve son yarışta favori olmasına rağmen 3.lükle yitiren ama bugün bence bir yarışın önde gelen ismi 5 nolu şifre Efes olacak. Bu Joker temsilcisi Erhan Aktü'yla güzel formuyla biraz daha birinciliğe yakın gördüğüm isim. Ama aynı gün ikincilik, üçüncülük yaptıklarında 7 nolu Demirşah da hemen dibinde bitirip bu FM temsilcisi Muhammed Bilbilgin'le bugün yine iyi farklı yarış koşmasını bekliyorum. O yüzden 5-7 biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Eğer bu ayağı genişletmek isteyenlere de 8 nolu Goben, bu turma temsilcisi Alperen Uluk da her geçen gün iyi duruma geliyor ama bu safkan biraz sıkıntılarından dolayı bile aralar vermeye başladı. Ama her şeye rağmen bugün iyi yarış koşabilir, güzel bir dinçlik yarışı koşabilir. 4 nolu Kutlu Şahın yine hazırlık olarak iyi ve sonra güzel ikincilikten sonra iddialı gözüküyor. Bir de 1 nolu Kenanlı, bu aya bakan temsilcisi ağır kilosuna rağmen yine önlerde şans verdiğim isim oldu. 5-7 önce 8-4-1 de rakip arayanlar için önereceğim isim oldu. Günün ikinci koşusu Maiden, 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim koşusu. 10-11-12 nolu safkanların ekürü, yani 3 safkanların ekürü olan bu yarışta ben de ekürlüğe başlayacağım. Bu 12 nolu Mondiş'te Almanya temsilcisi Sinan Özen'le 3 ekürü avantajıyla ve 3'ü de bana göre hazır formda. Bugün Sinan Özen'le start oluyor bu safkan ve güzel formuyla biraz daha ön planda. 1 nolu Alavara, bu uçağın temsilcisi de anne kanatından da bir Kazberk temsilciliği olan bu safkan Gökhan Gökçe'yle görmüş olduğu yarışlardan sonra güzel hazırlıklarla biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 5 nolu Diego, yalnız Efe temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alacak olan bir isim. 2 çim yarışından sonra bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. Bu safkan da iyi hazırlıklar var. 8 nolu Yiğit Şef, Mütüm Özbey temsilcisi Erhan Aktü'yle yine bugünün güzel etkili yarış koşacak isimler arasında ve son olarak da 2 nolu Bediz Ali, bu Baba Evi'nin temsilcisi de ilk kez start alacak olmasına rağmen Görkem Özçelik'le şanslı gördüğüm diğer isim oldu. 12-1-5-8-2 bu koşu için sıralama. Günün 3. koşusuna geldik. Şartlı 3, 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusuna. 5 safkanın da yer almış olduğu koşuda 3 nolu Lady North, bu torak temsilcisi Erhan Aktü'yle tek koşmuş olduğu çim yarıştaki güzel birinciliğiyle biraz ön planda ama 1 nolu Line of Runner, Lineart'ın temsilcisi olan bu safkan da Mertcan Çelik de yine kum çim etkili koşan bu isimde bence güzel hazırlıklara en ciddi rakip konumunda gözüken isim. O yüzden ben 3 nolu Lady North ve 1 nolu Line of Runner'ı ikisinin birlikte yazıp bayağı bir şekilde geçmesinizi önereceğim arkadaşlar. Günün 4. koşusu 7'li plase 3'lü gayanlarımız bu koşuda başlıyor. Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusu ile 8 ve 10 nolu safkanların da ekür oldu bu koşuda. Ben 4-7 nolu Yankı Alp ile başlayacağım. Bu Faruk Ki temsilcisi Atakan Cem Dağ devrenine son 2 yarışında güzel 2 tane ikincilikten sonra bunun etkili ve şanslı ismi oldu. 3 nolu Keko Mikey. Evet vallahi güzel isimler koyuyorlar gerçekten. Bizim yaratıcı bir şeyimiz var. Keko Mikey ile bu Karaüzüm temsilcisi Gökhan Gökçe'yle güzel bir formuyla bence kesinlikle hata affetmez. Zaten derece olarak da birbirine çok yakınlar. Tabi bu ikilinin yanına ben bir safkan daha en azından ilave etme gereği duydum. Bu da 5 nolu Oytun. Bu Oymak Bey temsilcisi de Mustafa Çiçek de her geçen gün daha da iyi form tutmaya başlayan bu isim yazılması gereken son safkan oldu. 7-3-5 bu koşudaki sıralama benim. Günün 5. koşusuna geldik. Handikap 15 dişiler ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşusuna ve 12 safkan arasında koşacak olan bu yarış aynı zamanda 2. 6'lı Ganyan ayımızın da başlangıç ayı. Ben 4 nolu Şükran Hanım'la başlayacağım Erhan Aktü'yla. Son güzel 3.lükten sonra bu safkan biraz daha önlerde şanslı gördüğüm isim oldu. 5 nolu Uy Sukuti, Smart Robic temsilcisi Mertcan Akın'la son güzel 1.lükten sonra yine buranın etkili ve şanslı ismi. 1 nolu Çakır'ın kızı
Rockmaster temsilcisi Cemal Tuna start alıyor ve son üçüncülükten sonra kesinlikle bence artık ihmal edilmeden bu safkayı takip etmek lazım. 9 nolu Şehriban ve Adonis'e temsilcisi Nevzat Avcı ile görmüş olduğu yarışlardan sonra toparlanmaya başlayan bu isim yine 2 aylık bir ara verdi ama güzel galuplarla bu yarışa katılıyor. Ve son olarak da 7 nolu Last Hope. Bir kaptan Rio temsilcisi Mertcan Çelik'le start alan Safkan son 3 yarışı 6.lıkta tamamladı ama ben son 6.lığını gayet tatminkar gördüm. Safkan az önce favori olarak gösterdiğim Safkanların hemen hemen fazla bir fark yememiş. Yani Safkan kafa, burun, baş, yarım boy gibi yani çok fark yok birinciyle arasında. O yüzden ben bugün 7 nolu Last Hope'tan kesinlikle imal etmeyin derim arkadaşlar Mertcan Çelik'le. O yüzden 4-5-1-9-7 bu koşudaki sıralama oldu. Günün 6. koşusu handikap 16-4 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusuna geldik. 12 Safkan'ın da yer almış olduğu koşuda 3 dolu Big Boss bu bitirim kanca temsilcisi Ali Kaplan'la en azından bu aralar istikrarlı ve formda çıkıyor. Bugün bence yine birincilikte ilk isim olarak çıkar. 6 dolu Kumbrala'da bu Aya Bakan temsilcisi Muhammed Birbilgin'le start alıyor. Son güzel ikinciliğinde Big Boss'a geçilmişti ama bugün rövanşı alabilecek kapasitede olan bir isim. Ve 4 dolu Al Sayfam bu Uçan Bey temsilcisi Onur Yıldız'la her geçen gün formunu yükselten bu isimde bu ikiliye dahil edip 3-6-4 olarak geçebiliriz ama sürpriz arayışına girmek isteyenlere bu aralar güzel bir form yakalayıp son yarışı kazanan ve 50 kilo gibi boş kilosuyla start alacak olan 9 nolu Şeker Turbo ve 1 nolu Şah Dragon. Bu Yunus Emre Yüksel'le de kendine uygun rakipler arasında güzel formuyla yazılabilecek diğer isim olur. 3-6-4 daha sonra 9 ve 1 nolu Safkanlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde David Franco adına koşacak olan bir kısa vade 8-4 yukarı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışı ve 6 safkan arasında koşacak olan bu günün önemli koşusunda evet, bir iki kelime konuşmamız herhalde iyi olur arkadaşlar. Gerçekten David Franco'nun da son zamanlarında tanışma imkanı buldum. Yani ölümünden Allah rahmet eylesin yine en azından bir 5-6 sene öncesinden herhalde daha fazla da olabilir. Tanışma imkanı buldum. En azından Çeşme'de oturuyordu. Çeşme'de en azından bir balıkçı arkadaşım var. Bu Alaçatı pazarına gidenler varsa Çeşme Alaçatı'da. Cumartesi günleri balık pazarı var. Balık değil de normal pazar var. Ama balıkçının durduğu yerde işte vallahi gidip oradan alışveriş de yapabilirsin. Çünkü temiz balık getiriyor. En azından bir reklamını yapayım. Okul arkadaşım çünkü. Çocukluk arkadaşım da. Balıkçı Ahmet, Manav Ahmet dersiniz veya o başka balıkçı da yok zaten. Varsa da fark etmez. Arkadaşlar bir gün bana dedi zaten ben de bir antrenörlük imtihana girmiştim. Bu son kez dışarıdan katıldığımda bir antrenörlük imtihana girmiştim. Tabi David Franco'ya sürekli atlarını giriyoruz. Bir deviri vardı. Gazi ikincisi oldu ama gerçekten Gazi kazanacak bir safkandı. O gün biraz da Akın Özdeniz'in hatalarıyla kaybetti. Tabi Gelin 3'ü vardı. Gelin serisi vardı. Çok güzel atları vardı. Yetiştiriciliği mükemmeldi. Kocaeli'de koca bir çiftliği vardı. Ama gerçekten atlarını seyretmek imkanı bulanlar için benim anlatmama gerek yok o kadar. Ama güzel atları vardı. Bana dedi ki ya dedi, David Franco biliyor musun dedi bana. Bizim arkadaş Ahmet, Balıkçı Ahmet. Biliyor musun dedim bayağı iyi atları var dedim. Ve onun atlarına as dedim yani gerçekten at güzeldi desek herhalde yeridir. Ya dedi bizim müşteri dedi o. Sürekli cumartesi günleri Alaçatı'da gittiğimizde dedi gelir dedi. Sardalya'yı çok sever. Kafasını koparmış istemiyor. Bak kesinlikle kavgada böyle birisi. Ama kendi büyük bir kızı vardı. Zaten şimdi bayağı büyüktür artık. Bir de eşi. İşte misafirler falan geldi mi onlara levrek alırdık. Kendisine sadece Sardalya ama kafasını koparmayacak. O da onun hastası. Gerçekten de Sardalya'yı ben de seviyorum. Bana göre Çipro'dan daha faydalı gibi geliyor. Her neyse. İyi dedim. İyi dedi, cumartesi günü dedi, sabahtan dedi, gel dedi, buradan balık haline gideriz. Buradan da zaten balık haline giderken yani yalnız gitmiyor. Yanında ne baksanız yine 6-7 kişilik bir arkadaş grubu var onun. Onlarla birlikte elemanları. Gittik tabii, baktık, denk geldi. Şimdi adamı tanıyorum ama uzaktan tanıyordum sürekli. Bak dedi, geldi dedi, zayıf, böyle yaşlanmış tabii. O zamanki halini görmedim. Bana dedi, gittim, baba merhaba dedik. Ben dedim, Ahmet'in arkadaşıyım falan dedim, buraya uğradım. Ya dedim sizin gerçekten güzel atlarınız vardı. Bir devirle bir muhabbet ettim. Allah abi devirle muhabbet ettikten sonra var ya. Adam dedi gel dedik ya konuşalım dedi. O zaman bu zaman bayağı konuşmaya başladık. Tabii kendimizi sevdirdik. Hatta bana en son yani, tabii bu hemen o an değil birkaç ay sonra tabii ki sürekli konuşmalarda şeylerde. Hatta dedi ya dedi bak Yılmaz dedi ben sana madem dedi, bir ara dedim ben at alacaktım dedi bir şey alacaktım dedi. İmkan olmadı dedim. Alamadık. Pahalı dedi. Bir şeyler söyledim. Dedi sen at almayı seviyor musun? İstiyor musun dedi. İstiyorum dedim.
tamam dedi, hangisini istiyorsan dedi, benim çiftliğe git dedi, al dedi, hangisini istiyorsan dedi. Ya ben dedi sadece sevdiğim insana veririm dedi. Gerçekten bakın öyle bir şey söyledi. Yani gurur duydum. Ben Taylardan Angel Song'un yeni doğurmuş olduğu Tay'a talip oldum. Tabii yeni doğurmuştu. O, hatta o doğumundan önce benim onunla yeni muhabbetim falan olmuştu. Hatta şu anda Aygırlık Tepe, birkaç tane Aygırlık Tay'ı da var. Pargalı. Annesi şeydi. Baba dedim ben bunu istiyorum dedim. Aynen böyle. O da şimdi Angel Song'u çok seviyordu. Ama Angel Song da bir Ankara'da yarış kazanırken benim sayemde kazandı. Çünkü Ankara'ya gönderten ben oldum. Ben vesile aldım daha doğrusu. Hatta benim yanımdayken antrenör aradı. Çünkü böyle bir mevzu oldu. Yani Angel Song İstanbul, o zaman Kabakum vardı. Böyle sentlik falan yoktu. Başarılı koşamıyordu. Kötü kötü koşuyordu ama Angel Song'un ben ne olduğunu biliyorum. Bir de Bursa'da koşuyordu atları. Ben hatta dedim ki, ondan önce tabii ki, baba dedim, birkaç yıl önce hatta öyle bir şey söyleyeyim. Baba dedim, sen bu Angel Song'u Ankara'ya ne götürmüyorsun? Çünkü Kabakum'u seviyor. Yani İstanbul biraz ters geliyor. O Ankara bence tam ideal dedim. Bunu dedim Ankara'ya göndersene dedi. Ya dedi antrenör dedi, 20 tane, 30 tane mi dedi, 20 tane mi ne dedi, işte İstanbul'da dedi, 20 tane de Bursa'ya dedi gönder, dedi. Ankara'ya at göndermedik dedi. Baba dedim bu İstanbul'da yapamaz dedim, bak bu at İstanbul'da gitmez dedim, bunu dedim direkt dedim Ankara'ya götür. Ben dedim bu atın Ankara'da başarılı olacağına inanıyorum dedim. Çünkü Ankara veya İzmir pisti bugün için tam ideal. Durdu baktı böyle, 2-3 tane yarış koşmuştu İstanbul'da, başarısızdı, hani tabelaya girmemişti. Angel Song da gerçekten efsane bir safkanlı, dişiydi ama tamam dedi. Ondan sonra çıkardı telefonu, antrenör aradı benim yanımdayken. Pazarın içindeyiz ya, kenarda duruyoruz. Karısı orada balıkları temizletiyordu. Muhabbet ettik. Antrenör seslendi dedi ki, Angel Song bir de yanında 5 tane at al, Bursa'dan da 5 tane at al dedi. Seç dedi 5 tanesini dedi. Ama Angel Song'u dedi, Ankara'ya dedi, hemen dedi ağır tahsisi yap dedi, Ankara'ya götür dedi atları. Aynen böyle dedi. Antrenörün sesi geliyor ya dedi, baba dedi olur mu ya dedi, atları buraya şey ayarladık dedi, bilmem ne yaptık. Yok yok dedi, ben dedi Angel Song ve yanında toplam 5 at, Bursa'dan 5 at alacağım dedi, şey göndereceğim dedi. Ankara'ya ben ağzımı açmadım tamam şimdi, çünkü acayip bir şeyin altına girdim. Abi girdi, tamam dedi, şey yaptık. Hatta bir hafta sonra pazara yine gittim de dedi şeyde dedi, Ankara'ya gönderdi, geldi de hemen dedi şeyini yaptı dedi. Çünkü adam söylemiş orada, antrenör ne yapacak ki? Hemen Ankara atın yerini ayarlamışlar, bilmem ne yapmış. Bana hatta dedi ki dedi, çalışmaları da başladı dedi, yapıyor dedi orada galoplar malaplar çalışmaları. Dedi şu tarihte dedi yarışı kayıt yaptık, bakalım dedi çıkacak mı dedi, bir görelim bakalım hani burada bir farklılık olacak mı dedi. İyiydi baba dedi, tamam. Bir Ankara koştuğu ilk yarışı kazandı. Yani olay oradan geçti. Tabi aradan 1-2 yıl geçti. Öyle muhabbet derken Angel Song tabi damı kısrak olarak çiftliğe götürdüler. Şey, yavrusu oldu. Hatta yavrusu olurken de bana geldi sarıldı, oğlum oldu diye seviniyordu yani. O kadar şeydi. Ben de talip oldum ona Pargalı. Tamam dedi, senin olsun dedi. Ama dedi 6 aylıktan sonra dedi alabilirsin dedi. Çünkü hayvan dedi şimdi şey yapıyor dedi. Anne sütü emziriyor dedi. O yüzden dedi 6 ay bittikten sonra. Tamam dedik ama biz tabi 6 ay geçti, 8 ay geçti, adam her gördüğüne tamam dedi, artık al dedi, çiftlikten al dedi, git dedi, al dedi. Baba dedim, yer arıyorum. Ya en son adamın tepesi attı, ya dedi, al dedi, evine götür bari dedi. Artık dedi, götür yani, yeter ki götür dedi. Ben tabii, abi o zaman da bir ağır bulamadım, bir de pahalı, ya Zafer Turgul var, antrenörlük yapıyor burada yine, onu arıyorum. Taylan Tutumlu'nun yanında Eskişehir'de yine ağır açmışlar. Taylan Tutumlu'nun orada abi konuş. Yer yoktu ya. Koca çiftlikte yer yoktu ya. Bir tayı götüremedik bir yere. Öyle kaldı. Yani ondan sonra zaten Safkan da tayda bir yaşına geldikten sonra sattı onu. 80 bin liraya mı öyle bir şey sattı galiba. O zaman parası ama 80 bin liraya. Hatta 2 yaşında bir yarış kazandı. Bir grup yarışı kazandı. 80 bin lira ikramıyla. Hatta bana dedi ki, bak dedi, alan kişi dedi, parasını kurtardı dedi. Hatta bana öyle bir şey dedi. Arkadaşlar kusura bakmayın, muhabbet nereden girdi? Allah rahmet eylesin David Franco adına. Ama herkes ona Davut amca diyordu. Onun ismi olarak Davut olarak geçiyordu herkes. Yani biz isim olarak David Franco diyoruz ama Göztepe'de zaten oynamış birisiydi. Futbolculuk da yapmış. Dönemin iyi bir insanı. Allah rahmet eylesin, bugün onu andık. Kusura bakmayın, sizin de değerli vaktinizi aldık ama. Geçelim 7. koşuya. Burada ben 1 nolu El Nino, Nevzat Avcı'da, bir de 2 nolu Kik Mango, Hişman Çizik'te biraz daha ön planda tutuyorum 1-2 olarak, ama bir 3. safkan yazmak gerekirse de 3 nolu Perfect Runner'ı Mertcan Çelik'te ilave edebiliriz arkadaşlar. 1-2, daha sonra 3 nolu safkan.
Günün 8. koşusunda Dikapon 6 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve 8 safkanda yer almış olduğu koşuda ben 8 dolu Grand Sam'ı İmisi Busan temsilcisi Ali Kaplan'la bugün oldukça uygun kilosuyla ve güzel formuyla ben bugün birinciliğe ulaşmasını bekliyorum. O yüzden benim bugünkü banko limanım 8 dolu Grand Sam olacak Ali Kaplan ile. Günün bir sonraki koşusuna geçtik. 9. koşuya Hamid'in 3 yaşlı Arapların 1200 metre Çin koşusunu bölünen bu ayağında yine 12 tay arasında koşacak yarışta. Bir nolu can geldi. Bu Gelibolu temsilcisi Nevzat Avcı ile tek koşmuş olduğu yarıştaki 4.'den sonra artan nefes ve kondisyonla güzel formuyla biraz daha ön plan çıkan isim oldu. 3 nolu Çağdaş Alaçat bir joker temsilcisi Alaaddin Künürtlük'le start alıp safkanda istikrarlı ve formda koşuyor. 4 yarış koşup 3.'lük, 4.'lükle 2 tane ikincilikle bence bugün yine birincilikte adını duyurabilir. Altın olayı Güçalp, bu da Ateş Topu temsilcisi Muhammed Birbigin'le start alıp safkanda 2 yarışta 4.'lük ve 3.'lükle bugün yine birincilikte güçlü aday arasında ve 2 nolu Canova, bir Kazbe temsilcisi Mert Can Çelik'le ilk kez start alacak olmasına rağmen bakın şurada antrenör Zafer Turgul, benim az önce söylediğim Zafer abi. Ben nerede baksanız 1989'dan galiba ya 89 ya 90'dan beri tanıyorum zaten. Bir en son hipodroma gittiğimizde de bayağı bir muhabbet ettik. Hatta babasını sormuştum. Dede lakap dede diyorduk ama Allah rahmet eylesin onu da kaybetmişiz. Buradan tekrardan başsağlığı. Buradan Zafer abiye de bol bol selamlarımı söylüyorum. Oğlu zaten Batuhan da antrenör oldu. Bunu da biliyorsunuz. 2-0 Canova ile benim son tahminim. 1-3-6-2 bu koşudaki sıralama. Mahmut deseniz burada benim zaten senlerden biri arkadaşım. İnşallah bir gün hipodroma bayağıdır gitmiyorum. Gitsem oturup çay içeceğiz onlarla. Muhabbetimiz iyi olur ya. 10. koşuya son koşuya geldik. Handikap 15. 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışına. Arkadaşlar şu anda İzmir'de yağmur başladı. Haberiniz olsun. Evet. Yağmur sesi buraya kadar geliyor çünkü. Hava kapanmıştı bayağı. Ben de balığa gidecektim hesapta. Bugün bakın niyetlendim. Aylar sonra bir balığa gidelim bari dedim. En azından şimdi yağmura yakalanacağız. Neyse gidemeyeceğiz. Evet, son koşu ve taze sıcak haber. İzmir'de sağanak yağmur var. Burası hipodroma yakın arkadaşlar. Yani buraya yağıyorsa hipodroma da yağıyordur. Bunu da belirteyim. Handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışı ve 16 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 12 nolu Kurt Demir, bu hızlı tay temsilcisi Atakan Can Dağ Devren'de biraz daha ön plan çıkan isim oldu. 4 nolu Güneş Kral, bu Tamerino temsilcisi Nevzat Avcı'yla yine son güzel birincilik ve ikincilikten sonra artan formuyla şanslı. 8 dolu Yiğit Oğlum bu Kazberk temsilcisi Erhan Aktü'yle nihayet son yarışta bir 4.'lükte bir kıpırdayan bu safkan bugün etkili koşacak bir grupta start alıyor. Ve 2 nolu Alaçatı ağası bu turbo temsilcisi de Gökhan Gökçeli son güzel birincilikten sonra yine şans verdiğim isim oldu. 12, 4, 8, 2 bu 4 safkan biraz daha ön plana çıkan isimler ama zor koşu biraz kalabalık yarış oluşu da biraz işi tehlikeye sokar gibi gözüküyor ama ilave etme gereği duyanlar için de 11 nolu Orki, bu Sarıhan temsilcisi Hüseyin Şimşek'le 10 nolu Frankli Efes'i Görkem Özçelik'le 5 nolu Hürsev, bu Tamerino temsilcisi Ali Kaplan'la ve 16 nolu Gündüz Baba'da Muhammed Birbilgin'le son güzel ikincilikten sonra şanslı gördüğüm isim ama önce 12, 4, 8, 2 daha sonra 11, 10, 5, 16 arkadaşlar. Hemen şablonumuza bakalım. Birinci koşu 5-7, daha sonra 8-4-1. İkinci koşu 12-1-5-8-2. Üçüncü koşu 3-1. Dördüncü koşu 7-3-5. Beşinci koşu 4-5-1-9-7. Altıncı koşu 3-6-4, daha sonra 9-1. Yedinci koşu 1-2, daha sonra 3. Sekizinci koşu 8 tek. Dokuzuncu koşu 1-3-6-2. Son koşu 12-4-8-2, daha sonra 11-10-5-16. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Derken tabii şu anda bayağı bir sağanak bir yağmura da başladı arkadaşlar. Herhalde birkaç saat yağar gibime geliyor. Belki hiç kesmeyebilir çünkü hava kapalı şu anda. Görüşmek üzere, hoşça kalın.